Değerli Meclis Başkanım, Yönetim Kurulu Başkanım, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli Meclis Üyeleri, Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Başkanım, Önce içim kan ağlıyor, Bana 10 dakika yetmez. Onu Yok söylüyorum. depremden dolayı zaten bu, Kenan Hocam da geçti. Bugün öyle kararlaştırdık Ara, zaten. Günlerce Bugün öyle uzan, kararlaştırdık. İçimi dökemem. Öncelikle 6 Şubat'ta gerçekleşen büyük afette ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Şimdi SASO olarak ve ülke olarak Pazarı Belediyesi Başkanı Sayın Mutlu Işıksu Beyefendi'ye de teşekkür ediyorum ve ekibine. Yıllardır benim mücadelem olan zeminle ilgili problem maalesef anlatamadık ama maalesef işte deprem acı tecrübeler bunu ortaya çıkardı ve bundan ders aldık. Ders almaya çalışıyoruz. En azından Adapazarı Belediyesi öncülük etti. Şu anda ruhsat kesmiyor. Zemin sıvılaşması olan yerlerde iyileştirme projesi gelmeden ruhsat kesilmiyor. Çok zor değil ya. Lütfen ya. Lütfen ya. Önümüz takkemiz önümüze alalım ya bu vatan bu ülke bizim ya yıllardır söylüyorum be kardeşim ya bu insanlar ölecek şimdi az önce hocamız söyledi altı bin tane konut beş kattan çarpın otuz bin yapar ya o binalar dört kat dört bir katta dört daire var 3 daire var ya bir çarpın iki yüz bin yarısını 100 yüz bin iki yüz üç bin insan tehlikede be kardeşim beni her gün 50 kişi arıyor ya çaresiz insanlar ya Çaresiz vallahi çaresiz billahi çaresiz. Beni arıyor ben ne yapacağım diyor ya. Diyorum ki abla kurtarmaz diyorum deprem öncesi binan. Kurtarmaz. Durumum yok çıkamıyorum diyor. Ne yapacağım diyor. Param yok yapamıyorum diyor ya. İçim yanıyor ya. Şu elimi bir tutun artık ya. Arkadaş bu insanlar ölürse bu evin hesabını kim verecek ya? İmar barışı dedik kaldırın dedik. Bunun hesabını kim verecek dedik ya? Denetim yok. Ben ne yapacağım şimdi? Ne diyeceğim ben? Her gün 50 kişi arıyor. 50 yeminle siz 50 kişi arıyor ya. Ne diyeceğim ben? Ne yapacağım bilemiyorum ya. Lütfen bak arkadaşlar. Burada siyasi arkadaşlarımız var. Abilerimiz var. Gökhan abi, Beylül abi, Enver abi. Bak lütfen. Büyük vebal var. Bu işe bir an önce bizim Sakarya olarak öncülük etmemiz gerekiyor. Tüm Türkiye'ye Sakarya'yı şaha kaldırmamız lazım. Tüm ülkeye örnek olmak zorundayız. Lütfen herkesin sorumluluğu var. Hepimizin sorumluluğu var bu işte. Vebali var. Bu işten hepimiz sorumluyuz. Lütfen artık herkes gerekeni yapsın. Tüm siyaselerden de rica ediyorum abilerim ablalarım baskı kurun. Bu işler bir an önce çözülsün. Acil kar gerekiyor. Yarından tezi yok. 90 artıları geçtik. Hocalarımız bangır bangır bağırdı. Biz de bağırıyoruz. Lütfen. Lütfen bak herkesin sorumluluğu var. Arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Ben burada her kürsüye çıktığımda haykıracağım. Naim Süleymanoğlu nasıl özgürlük, özgürlük, özgürlük diye haykırdıysa ben de her çıktığımda deprem, deprem, deprem diye haykıracağım. Lütfen artık. Lütfen Murat abi, sana da çok iş düşüyor. Lütfen. Herkese çok iş düşüyor, değerli abilerim. Kusura bakmayın, içim kan alıyor çünkü. Şimdi bunlarla ilgili, öncelikle üzerinde yaşadığımız kara parçasını tanımadan ne kadar önlem alsak boşa çabadır, bilim aykırıdır. Önce üzerinde yaşadığımız toprağı tanımalıyız. Çünkü deprem öldürmez. İnsanları öldüren, plansız, bilim aykırı hareket etmek, kalitesiz ve kurallara uygun olmayan binalar yapmaktır. Deprem dirençli kentler üretmek zorundayız. Bu ayrıcalık değil artık zorundayız. Fay kanunu az önce hocam da söyledi. Fay kanununun acil çıkması gerekiyor fayın geçtiği yerler ve yakın etki alanları imara kapatılarak buraları park alanına dönüştürmek zorundayız. Burada hepimizin arsası olabilir, evi olabilir, dokunabilir. Ama bu vebal hepimize dokunacak. Nasıl bakan bey orada trampo yöntemi söyledi? Bize de burada öyle bir şey Çözüm olabilir. Önemli olan bu masada bir oturup konuşuyor olmak lazım. Yani çözüm yolunu koyacağız planı programı sonra hep beraber neler yapabiliriz konuşmamız lazım. Trump'a ise Trump'a verelim arsamızı başka yerden devlet bize versin. Yani hakkımızı kaybetmeyelim yani gene ama bunun çözülmesi lazım. Bu insanlar öldükten sonra bu işleri çözmenin hiçbir anlamı yok. Bu işler insanlar zarar görmeden önce çözülmek zorunda. Artı AFAD'ın yapmış olduğu makro ölçekli değil mikro ölçekli deprem ivmelerinin tespiti için bilimsel çalışmalar yapılmalı. Yeni yapılacak binalar bu ivmelere göre tasarlanmalı. Şimdi deprem yönetmeliği hep söylüyoruz çok iyi ama ivmelerle alakalı problem oldu. Aşikar ortaya çıktı 500 yılda bir de olsa. Orada gelen DD2 biz 1.5'a göre hesap ediyorduk. Orada gelen şiddet 6. 4 katı fazla şiddet gelmiş. Siz ne yaparsanız ya bunu hocam da söyledi yani. İstediğin kadar yap. Ne yapacaksın? Dört kat. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar, teknoloji gelişti. Artık 500 dolara iki kutu alıyorsun. Bir evin altına, bir evin üstüne koyuyorsun. İvme ölçer denen alet. En ufak etrafta olduğu zaman deprem ivmeleri ölçüyor. Simülasyondan veriyorsun. Üniversite İTÜ yapıyor. Kaç şiddetini depremleri bekliyorsun kardeşim 7.8 7.8'e göre simülasyon yapıyor senin iğme değerin bunu almak e, almak zorundasın binanı yaparken diyor bu kadar yani. Teknik artık gelişti bilim gelişti lütfen lütfen artı zemini kötü olan ve yerleri zemin iyileştirmesi yapmadan kesinlikle bina yapılmamalı Bir mümkünse sağlam demine kaydırılmalı tarım alanları da korunmalı. Zaten bununla ilgili Ada Pazarı Belediyesi Allah razı olsun başlamış. Ben çok mücadele ettim. En çok Ada Pazarı bu sıkıntılı sıvılaşma anlamında. Ee, diğer belediyelerde inşallah ivedi bir şekilde burada hepimize görev düşüyor. Baskı, pres yaparak bu işlerin artık bitmesi. Bunlar konuşulacak konular değil ya. Vallahi de değil, billahi de değil. Bunlar olması gereken işler zaten ya. Kentsel dönüşüm yasası iyileştirilmeli. Kira yardım ve kredi miktarı artmalı uzun vade ve sıfır faiz ile kredi Başkanım başkanına söyledi. Yerinde dönüşüm için bunların yapılması elzem. Çünkü kira yardımı da düşük. Devletin verdiği. Bak vallahi billahi çok kentsel dönüşüm kanunu ülke için vazgeçilmez bir kanun. Çok güzel. Çıkaran Allah bin kere razı olsun. Bak çok doğru bir şey bu ülke için. Ama eksikleri var. Tamamlamamız lazım. Nedir? Kira yardımı eksik. Nedir? Kredi miktarı eksik 600 bin lira. Çünkü rakamlar uçtu. En az 1 milyon, 1 milyon 200 olmalı. Uzun vade vereceksin vatandaşa. Artı vatandaş çözemiyor bu işleri. Devlete eliyle yapacaksın. Vatandaş devlete borçlanacak. Kira öder gibi ödeyecek. Yeni evinde oturacak. Vatandaşa kaldığı zaman bireysel anlaşamıyorlar. Olmuyor yani. Bir yerde bir problem çıkıyor. Veya parası olmuyor. Müteahhit yapacak. Üstüne para veremiyor gibi. Bir dünya sorun çıkıyor. Ya da TOKİ vasıtasıyla sağlam zeminlere devlet eliyle yeni konutlar deprem olması beklenmeden yapılması da riskli binalardaki vatandaşları buralara yerleştirmeli. Yani depremden sonra nasıl yapıyorsak bunu önce yapalım o zaman vatandaş Trump'a yapsın yerini versin devlet oraya geçsin devlet de burayı değerlendirsin gibi bir çözüm olabilir. Yani konuşmalıyız acil bir şekilde yarın değil bugün şimdi bu işlerin başlamış olması gerekiyor. Binaların gömme derinlikleri gözden geçirilmesi, mümkünse bodrum yapılması zorun tutulmalı. Deprem bölgesindeki incelemelere göre de bodrum olan binaların çoğu ayakta kalmış. Yani bodrum da demek ki bir nebze iyileşme tarzı bir güvenlik önlemi. Çünkü derinlik yani gömme derinliğiniz dediğimiz hadise artıyor. Ne kadar aşağı gömersen bina o kadar sağlam oluyor. Dayanabiliyor. Dayanımı artıyor daha doğrusu o anlamda bunların da değerlendirilmesi gerekiyor. Tabii biz bunları söylüyoruz ama bunlar bilimsel çalışmalarla olacak. Şimdi her şey taze. Üniversiteden, imolarla, mühendis odasıyla, mimarlarla, bizlerle, yerel yöneticilerle, büyükşehir olacak, üniversite olacak, ilçe belediye olacak, çevre olacak hep beraber birleşip doğru şeyi çıkarmamız lazım yani. Ve bu işin bitmesi lazım. Yani sürekli başa dönmesin artık bu ülke. Sürekli zaman kaybetmesin. Artı yapı denetim firmaları inşaatların denetimde daha dikkatli olmaları gerekiyor. Projelerin yerinde uygulanmalı, uygulamaları uygulamasını sağlamalı. Hiçbir şekilde denetim su istimal edilmemeli. Yapı denetiminin asli görevi devlet adına budur. Proje neyse yerinde onu uygulatmakta mükelleftir. mükelleftir. Sizden önce arkadaşlarla toplantımız vardı. Orada da onları izah ettim. Arkadaşlar herkes takviyeni alacak. Yani diploma kerası olsun yok. Herkes aktif çalışacak. Gelen proje adam gibi bakacak. Ya şimdi öyle bir şey bakıyorsunuz ki yani bakıyorsun statik projeyi. Onları da söyledim aynısını. Burada da söylüyorum yani. Ben doğru neyse söylerim. Projeye bakıyorsun. Proje yerinde uygulanabilir değil. Etli aralarını 7 santim çözmüş projeci. Çirozları atmış sık beton girmiyor. Ve Be kardeşim bunu incelerken diyeceksin ki bu uygulanamaz. Ha normalde proje müellifinin bunu bu şekilde çözmemesi gerekir. Hadi çözüm gözünden kaçtı yapı denetime geldi. Bakacaksın. ilgili belediye bakacak. Bunu uygulanamıyor bu. Ona sağdaki adam bunu kafasına göre çözüm üretemez. Üretmemeli. Bizim yapı denetim olarak asli görevimiz proje neyse aynısını yerinde uygulatmak. Bu kadar net. Açık. Kanun açık. E tabi öyle olunca yerinde uygulam. Ne yapacaksın? 8'i getire yerine onluk kullanacaksın. Arayı açacaksın. Rahatlatacaksın. Çiroz. Çirozların sayısını ona göre düzenleyeceksin gibi teknik konular var. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Bunlar herkesin hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. E tabi inşaat yapan arkadaşların da ustaların da bunlara özen göstermesi lazım. Yerinde bunların birebir uygulaması gerekiyor. Onların da uygulatması gerekiyor. Artı şantiye şefi daha önce de konuşmuştuk. Müteahhitlik ve şantiye şefi yasası daha profesyonel olacak şekilde revize edilmeli. Her inşaatın başında şantiye şefi ruhsatta değil yerinde olmalı. İnşaatları takip etmeli. Sadece ruhsatta kalmamalı. Kaçakla mücadele bununla ilgili bunun belediyelerden alınması lazım bize göre. Bizim şahsi fikrimiz neden? Çünkü belediyeler oy kaygısından kaynaklı imarı da onlar verdiği için bunlar yeterli denetim sağlanamıyor. En azından bunun ya çevre şehirciliğe yani oy derdi olmayan bakanlıklara, valiliklere verilirse bu denetimin daha doğru sonuç alacağı aşikar öyle düşünüyoruz. Belediyenin yapmış olduğu büyük şehrin listi yapılarla ilgili çalışmasında envanter çalışmasının bizlerle paylaşılması ve bu çalışmada biz de müdahil olmak istiyoruz. Artı, artı hocamızın dediği gibi tatbikatlar, deprem tatbikatları çok önemli. Çök tut kapan e, tarzında e, bu depreme hazırlık yapmak zorundayız. Özellikle okullar, iş yerleri, resmi kurumlar, üniversiteler, mahalleler, her şey. E, hep beraber bu tatbikatları düzenli hale getirip bu tatbikatların da yapılması gerekiyor. Çünkü Deprem maalesef bu ülkenin gerçeği. Deprem, deprem kuşağında olan bir ülke. Aslında deprem bölgesinde olduğu için zaten verimli. Siz yani Cenab-ı Allah yaratmış bu deprem sayesinde yani faylarla gerekli zengin mineraller ve sular yeryüzüne çıkıyor. O yüzden topraklar verimli. O olmasa verimsiz olur zaten. Hepsinin birbiriyle bir doğal şeyi var. Bütünlüğü var. O anlamda depremle yaşamak zorundayız. Deprem uygun kentler üretmek zorundayız. Deprem insanı öldürmez. Bununla yaşamasını bildikten sonra, eğitimini aldıktan sonra, bunlar da ilkokula itibaren çocuklara verilmeli. Anlatılmalı. Yani bilinçlenmeliyiz. Hepimiz. O zaman hiçbir sorun kalacağını düşünmüyorum. İRAP raporuyla alakalı da hocam söyledi. Orada da gerekli önlemleri, orada dikkate almalı tüm yönetim, siyasiler, idealler, belediyeler, bakanlıklar. Bu çalışmalar sadece yapılıp rafa kalkmamalı, takip edilmeli, bilim insanlarıyla ve bizlerle toplumla paylaşılmalı, belediyelerle ve neler yapılması gerekiyorsa bunların ivedi yapılması gerekiyor. Yoksa yarın çok geç olacak arkadaşlar, abiler. Geyve ile alakalı beklenen bir deprem maalesef var hocam da Siz o sormuştunuz. 1065 yılında kırılmış bir fay. Daha sonra 1419 yılında kırılmış Geyve'nin güney kolu. Maalesef oradaki fay zonu da bir nebze Maraş'taki fay zonuna benziyor. O anlamda ciddi sıkıntı olabilir. Tabi ne zaman olacağını Allah bilir. Daha önce de söylemiştim. Bu depremlerle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Depremler yaklaştı. Levhalar hareketlenmeye başladı. Hepsi birbirini tetikleyecek, peşi peşine gelecek. Maalesef <laughs> ülkemiz bununla yaşamak zorundayız. Acil önlem almak zorundayız. Bu önlemlerin de ivedi bir şekilde alınması gerekiyor. Lütfen bütün herkesten istirhamı, herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya gayret göstersin. Bak e, vallahi de billahi de diyorum. Hepimizin sorumluluğu var. Bebali var. Hepimizin. Kimse kurtulamaz bu işten. Eğer tüm siyasiler, yöneticiler, belediye başkanları, milletvekilleri, biz odalar, topluma mal olmuş kim varsa, kim varsa, eğer bir iyilik yaparsak kıyamete kadar bunun ecrini alacağız. Bir insanlara ama bir kötü bir şey yaptığımız zaman kötü hizmet kıyamete kadar bunun da cezasını, günahını alacağız. Benim inancım o yönde birine bir zarar verdiysek onun çocuğunun 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 çocuğuna kadar etkili olabiliriz. Bu da kıyamete kadar sürebilir. Çok ciddi bir problem. Çok önemli. Lütfen bu imanla aşkla bakalım. Arkadaşlar, abilerim bu işi bir an önce çözelim. Çözmemiz